Beyt. Aynı vezinde iki mısradan teşekkül eden sözdür. Aynı vezinde kaydı muhtelif ölçülere göre söylenilmiş iki mısra'a beyt denilemeyeceği içindir. Bursalı Şeyh İsmail Hakkı'nın "Nitekim Şems azmi Konya edip eyledi Molla Celali irşat" mısraları gibi. Ruhul Beyan sahibi, alim ve arif bir zat olan İsmail Hakkı Hazretleri, aruza hakim, usule vakıf bir zat olduğundan bu mısralardan birini diğerine uyacak şekilde söylemiş olması, hattat ve tabiler tarafından bozulmuş bulunması mümkündür. Böyle muhtelif vezinli mısralardan bir beyit inşasına çalışan bir müteşaire hitaben Molla Camii'nin şöyle bir kıtası vardır. Di hemi handi bedavi matla'i, kin ne matla belki bahri gevheres, key sezet yek bahr tenha handiyeş, zan ke her mısra bahri digeres. Manası: dün bu ne matladır, olsa olsa cevahir denizidir diye bir takım iddialarla böbürlenerek bir matla bir şiir başı okuyup durdun ki ona yalnız tek vezinli demek nasıl yakışır? Şundan dolayı ki her mısra başka bir bahirdir. Bu kıt'a vaktiyle şöyle tercüme edilmişti. Dün okurdum fahriyle bir matla'ı, şairim matla değildi, kulzim-i gevher idi. Yalnız bir bahri gevherden mi, layık mı ona? Çünkü bahri her iki mısra'ının diğer idi. Bir beyit kafiyeli olursa musarra denilir. Yenişehirli Avni Bey'in "Gel seri kabrimde dur bir lahza ey simin beden, nurdan bir ser dikmişler kıyas etsin gören" beyti gibi. Musarra beyit, gazel ve kasidenin baş tarafında bulunursa matla, arasında bulunursa vasıta adını alır. Kafiyeli olmayan beyte fert yahut müfret derler. Namık Kemal'in "Kimsenin lütfuna olma talip, bedeli cevher-i hürriyettir" beyti gibi. Bir gazelin en güzel beytine beytül gazel, bir kasidenin en hoşa giden beytine beytül kasid, mutlak surette en güzel bir beyte şeyh beyt derler. Manası diğer bir beyt ile tamamlanan beyte de beyti merhum tabir ederler. Manzum bir fıkradan alınan, "Onu gördük de halife böyle, sen niçin kaçmadın oğlum söyle" diyerek sordu o sabit çocuğa, ne cevap verdi bakın yavrucağa. "Kaçma çünkü behane madum, siz adil sahibi, bense masum" beyitlerinde olduğu gibi. Fikret'in meşhur Haluk'un Veda'ı manzumesinde beyitlerin çoğu merhumdur. Kasidelerde şairlerin adına havi olan beyte taç beyit, gazellerde ise mahlas beyti denilir. Aruzcular bir beyti aruzun eczasına göre kısımlara ayırırlar ve her kısmına bir isim verirler. Bu taksime nazaran birinci mısra'ın ilk cüz'üne sadr, son cüz'üne aruz yahut harp, ikinci mısra'ın ilk cüz'üne iptida, son cüz'üne de acuz, arada kalan cüz'lere de haşiv tabir ederler.